Ne zordur o bütün yükü bizi taşıyan ayakların ağrması. Tabanlarımız. Sabahleyin kalkarız. Yeri basar. Of 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 of. Ayakta bir acı var. Diken. Topuk dikeni. Herkeste olabilen bir şey. Topuk dikeni. Yumuşak bir terlik yersiniz. Bazen direnir. Topuk dikeni dediğiniz şey aslında sebebi araştırılması gereken bir rahatsızlıktır. Bazen altında bir romatizma yatar. Bazen de giydiğimiz kötü ayakkabılar. Bazen sebebi belli değildir. Ama topuk dikeni üzerine basınca başlangıçta ilk 3, 5, 10, 20 adım bizi çok acıtan, sonra belki biraz daha ısınan, sonra biraz ayakta çok durdukça arttıran ağrılarla kendini gösteren topuk dikenleri ve bir ilaç. Bazen oraya yapılan bir iğne, bazen fizik tedavi, bazen basit germeler, ayak tabanına yapılan, tabandaki o gergin zarar fasıya yapılan germeler topuk dikeni ağrısını halleder. Bazen de hani şu böbrek taşı kırılır ya, tak 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 ESVT, onu yaparız. Ama topuk dikeninin hakkından genellikle geliriz. Ama ayak ağrılarının başka sebepleri de var. Hele o şekil bozuklukları, hanımlar ne kadar üzülürler, baş parmak içeri doğru küçük girer, badem parmağının üzerine basar, hani ikinci parmağın üzerine. Hallux valgus. Gecenin aralara bir şeyler konulur. O da derttir. Ama ne yapalım? Kadınlar, hanımlar da güzel olmak için o topuklu ayakkabıları giyecekler. Parmakları da böyle yapılacak. Biz doktorların işine, biz de onu düzelteceğiz. Düzeltmek için var bir iki numaramız. Tabanlıklar, gece ağrıları, şunlar bunlar. Ama egzersizler özellikle. Ayak ağrılarının sebebi çok. Düz tabanlıklar. Düz taban olma, pençe ayak. Kendisi hiçbir şey bir ayak ağrılarıyla göstermeyen bu şikayetler diz ağrısıyla, bel ağrısıyla, hatta bazen boyun ağrısıyla kendini gösterir. Her iki ayağın simetrik basmamasının bel ağrılarından öyle kadar önemli nedeni vardır ki diz ağrılarının büyük sebebi aslında ayaklardan kaynaklanır. İyi bir muayene, iyi bir destek, iyi bir düzenleme, bütün yükümüzü taşıyan o ayaklarımızın bu sıkıntıları çekmesini önüne geçebilir. Endişelenmeyin. Ama eğer size tabanlık verdiysek lütfen o özel tabanlığı takın. Egzersiz dediysek yapın. Tedavileri önerdiysek, masaj söylediysek onları da yapın. Ama korkmayın. Diz ağrısının bel ağrının altında birçok yere ayaktaki şekil bozuklukları yatar. Düzelir. Rahat yürüyebildiğiniz günler diliyorum. Hoşça kalın.